Merhaba sevgili çocuklar. Ben öğretmeniniz Sevgi Kervan. Bugünkü dersimiz Türkçe. Konumuz karga ile tilki metni. Neler öğreneceğiz bugün? Karga ile tilkinin öyküsünü, bir de fable nedir öğreneceğiz. Şimdi Türkçe ders kitabımızın 66. sayfasındaki karga ile tilki metnini okuyalım çocuklar. Karganın biri bir ağaç dalına konmuş. Ağzında bir parça peynir varmış. Ağaç altından geçen tilki kargayı görmüş. Kargadan peyniri almak için ona. "Günaydın karga kardeş," demiş. "Sen ne güzel ötersin. O güzel sesinle bana bir şarkı söyler misin?" Karga sesinin güzel olduğuna inanmış. Şarkı söylemek için ağzını açınca peynir yere düşmüş. Tilki peyniri kapmış, bir güzel yemiş. Karga bu işe şaşırmış. Tilki ise oradan uzaklaşmış. Çocuklar, metnimizin özelliklerine bakalım. Okuduğumuz bu metinde olayları yaşayan varlıklar nelerdir? Bu varlıkların konuşması sizce gerçek hayatta rastlanabilecek bir durum mu? Okuduğumuz bu metinde çocuklar, olayları yaşayan varlıklar hayvanlardır ve onların konuşmaları gerçek hayatta rastlanabilecek bir durum değildir. Peki, okuduğumuz bu metinde daha önce okuduğumuz hikayelerden ayıran özellikler nelerdir? Biliyorsunuz çocuklar, daha önce okuduğumuz hikayelerde hep insanlar konuşuyordu. Bu metni diğer hikayelerden ayıran en önemli özellik insan dışındaki canlı varlıkların, yani hayvanların birbirleriyle konuşmalarıdır. Gerçek hayatta hayvanlar birbirleriyle konuşmazlar çocuklar. Bunu biliyoruz. Peki okuduğumuz bu metin bize bir konuda mesaj verme amacı taşıyor mu? Tabii ki her okuduğumuz metne bir mesaj verme amacı vardır bizlere. Okuduğumuz bu metininde her şeye aldanmayıp iyilik yapıyor gibi görünen herkese inanmamamız gerektiği mesajını veriyor. Çünkü okuduğumuz metinde ne olmuştu? Karga tilkiye inanmıştı ve peynirini ona kaptırmıştı. Demek ki ne yapmalıyız? Herkese inanmamalıyız çocuklar. Okuduğumuz metinde çocuklar, hayvanlar konuşuyordu. Peki bu metinde de kişileri genellikle hayvan, bitki ve cansız varlıklar olan yazılara fable denir çocuklar. Fable'larda hayvanlar, bitkiler ve eşyalar konuşur gibi gösterirler. Fable'lar ders verir nitelikteki kısa öykülerdir. Bizim de okuduğumuz bu yazı türü bir fable'dır. Siz de kitabınızın 66. sayfasındaki karga ile tilki fabılını okuyunuz. Ardından metinle ilgili soruları yanıtlayınız. Defterinize yazınız ve öğretmeninizle paylaşınız. Hoşça kalın çocuklar.